Herkese merhaba. Caps Girişim ve Teknoloji Dünyası'nın haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hızlıca başlamadan önce duyurularımızı yapalım. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin ve açıklama kısmında yer alan Patreon linkine göz atın ve bizi destekleyin lütfen. E, i̇lk haberle ben başlıyorum Erdemo. Hı -hı. E, Okey. Yerli bir teslimat girişimi, e, Pickup. Aslında gün içinde ve ertesi gün e, teslimat hizmeti veriyor ki şu an bu bu kadar e ticaretin patladığı bir zamanda hepimizin istediği bir hizmet. Okay. E, global bir teslimat şirketi ve hizmeti olmak adına e, adımını atıyor ve e, bu adım uğruna da 2020 yıl içinde ikinci yatırımını aldı. İkinci yatırımında 100 milyon lira değerleme üzerinden aldı. E, Pekaptan biraz daha bahsedecek olursak hem bireysel yani sen ben aramızda, kendi evimizde uygulamadan bir e, arkadaş çağırıp sana ben bir şey göndermek istiyorsam gönderebiliyor. Hem de hem e-ticaretler için, e-ticaret siteleri Hı -hı. için, hem pazar yerleri için, hem e, şirketler arası gibi aslında herkese bir teslimat hizmeti veren ve sadece kurye değil, e, ne denir, daha büyük bir, bir filoya sahip Hı -hı. olan, ha, aynen, Hı -hı. E, bir hizmeti Hı -hı. olan girişim. Bu yatırımla birlikte Kıbrıs'a açılıyor ilk önce. Ardından ise global açılmak için minik minik adımlarını atacak. Hayırlı Hadi bakalım. olsun. Tebrik ederiz, hayırlı Aynen. olsun. Bende de yine bir yatırım haberi var. Yerli bir girişimimiz ama hedef pazarı yurt dışı ve global olan. Innofab Health 1 milyon dolar yatırım aldı. Innofab Health ne yapıyor diye baktığımızda solunum hastalarına odaklanıp onların takibini dijital platformlarla entegre etmeyi sağlayan cihazlar üretiyorlar ve bunları hem hastalarla hem hastanelerle iletişim kuracak şekilde hmm. bağlantı yapmalarını sağlıyorlar. Şu an spirometre ve SpiroClot diye iki ürüne sahipler. Yeni iki tane daha ürünleri de yolda bu arada. Anladım. Özellikle Covid-19 döneminde gerçekten fayda sağlamışlar. Çünkü yani solunumla ilgili sıkıntılar yaratıyor ya. Zannedersem o e, üflediğin bir alet var. O üflediğin alet otomatik olarak telefondaki uygulamaya senin bilgilerini aktarıyor. Hı hı. Bu bilgiler de kendi sistemler aracılığına, senin doktorun tarafından kontrol edilebiliyor ve e, gerekli durumlarda hani sana çağrı yapıyorlar, müdahale ediyorlar gibi bir kurgu var. Çok iyi. E, aynen. Çok Gerçekten iyi bir güzel bir iş. Çok şahane. Tebrik ediyoruz. Bu arada Haziran ayında 100 milyon TL değerlemeye ulaşmış şirket. Bu yatırımla birlikte değerlemesi kaç para oldu henüz belli değil ama yükselmeye devam ediyor. Gönülden tebrik ediyoruz. Umarız Kesinlikle. çok daha güzel haberler duyururuz. E, son yatırım haberimiz yerli olarak. Çermi'nin 3.4 milyon lira değerleme ile Erdem Yurdanur liderliğinde e, yatırım alması. Çermi'nin kurucu Hı -hı. ortakları Buğra ve Ahmet'le. Aslında geçtiğimiz çarşamba günü Caps Lock sohbet etmiştik, onları konuk almıştık. Çok, Çok detaylıca oradan geldiler, dinleyebilirsiniz ama ha. kısaca bahsedelim. Ee, Çarmıh sizin bu entelektüel tüketimlerinizi, yani müzik, kitap, film, dizi gibi e, paylaşmanızı sağlayan bir sosyal mecra. E, i̇şin kolaylığı güzel bir şeyi var. Siz herhangi bir şey çekip, herhangi bir şey bulup e, paylaşmak zorunda değilsiniz. Direkt orada siz kitabının ismini veya filmin ismini yazdığınızda... ...direkt çıkıyor. Ve siz ürünü seçiyorsunuz. Üzerine yorumunuzu yazıyorsunuz gibi düşünün. Ve ortak bir feed var. Takip edilenler ve ettikleri gibi bir feed var. Ve orada etkileşime geçiyorsunuz insanlarla. Fakat bununla bitmiyor. Bence alamet farikalarından en önemlisi... ...bir öneri sistemine sahip arka tarafta. Ee, ve bu gerçekten çok iyi çalışan... ...kullanıcıların çok çok övdüğü bir öneri sistemi. Siz müzik zevkinizi tanıyor. Film, dizi zevkinizi tanıyor ve size buna uygun e, tüketebileceğiniz ürünler öneriyor. Eğer şey yapmadıysanız, haberiniz yoksa şu ana kadar, kesinlikle indirime bir şans verin. Çok beğeneceksiniz. E, ben anında daha önce çermeyi bilmiyordum ama e, işte podcast öncesinde yeni duymuştum ve anında denedim. Çok hoşuma gitti. Bir de içerik üretmesi çok kolay ya. Seçip direkt atıyorsun. Evet, e, o evet. da hakikaten çok hoş oluyor. Yeniden yani çok kolayın, çok hayırlı olsun. Evet, derli toplu. Çünkü sen bir şey yüklemiyorsun oraya. Onlar zaten kendi formatlarına uygun her şeyi önceden yüklemiş olur. Sen sadece seçip paylaşıyorsun. Evet. Bu, bu kısım gerçekten güzel. Ya bir Twitter ol değiller yani en azından. Evet evet kesinlikle. Daha değerli toplu her şey. Yani yatırım haberimiz bitti. Şimdi bir tane e, girişimcilik merkezinin açılan başvurusu haberimiz var. Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 6. dönem başvuruları başladı. 30 Ocak 2021'e kadar da başvuru yapabiliyorsunuz. Total başvurular arasından 10 adet girişim seçilecek ve hani sadece fintech vesaire değil, teknoloji odaklı ve fintech birçok kategoride başvuru kabul ediyorlar. Verdikleri destek olarak da TL'ye kadar hibe, eğitim, mentorluk ve hani bir ürün geliştiriyorsanız ağ gibi birçok konuda hizmet veriyorlar. Tabii pazarlama ve satış konusunda da tüm güçleriyle destek oluyorlar. Çok iyi. Diğer bir program ise Monster'ın yeni başlattığı diyeceğim Monster Gaming Lab'i ee, bu daha oyun girişimcisi olmak isteyenler için bir program bu. Ve ikinci dönemi başladı. İlk dönemi Eylül'deydi. Katılmaya hak kazanan insanlara ve gruplara gerçekten çok güzel faydaları var. Bir kere Monster'ın altında olduğu için bir yazılım donanım size veriyorlar. Bunun yanında hem mentorluk hem eğitim hem de e, ofis hizmetleri var. Eğer aklınızda bir oyun fikri varsa e, gerçekten test edip hızlıca... E, ürüne dökebileceğiniz çok çok iyi bir fırsat. Mutlaka başvurun. Hmm. 15 gün sadece başvuru şeyi var, süresi var. 7 Ocak'ta başladı yani 2 gün önce. Ee, mutlaka başvurun. Linki mu? hem açıklama kısmında var. Alan... Eğer yuşun diyor o kadar güzel meçe diyor ki. Kesinlikle çok çok iyi bir şey. Monster'ın yaptığı Hı -hı. zaten burada Hı -hı. hakikaten inanılmaz değerli bir şey. Hı -hı. Başvurun yani. Aynen öyle. İki tane güzel program var. Hangisi size uygunsa başvurun, faydalanın. Şimdi geldik civcivli güzel bu habere. Yarayan kanamız, SMS'ler ve e, telefon aramaları çok sağ olsun ki E-Devlet üzerinden artık kontrol edilebilecek. Tabi bahis siteleri falan orada çıkmıyor. Çünkü onlar da yasa dışı alıyor sizin numaranızı. Ama yasal olarak sizin imza atıp onay vesaire izin verdiğiniz tüm platformlar E-Devlet'teki elektronik ileti yönetim sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor güzel bir hizmet sadece aklıma benim iki tane şey geldi e devlette aslında numaranız ve e-posta adresini bulmak zorunda ama bu e şeyi kullanabilmek için hizmeti bir SMS şey bir cep telefonu veya bir e-postayı mutlaka eşleştirmeniz evet. gerekiyor aslında onlar da sizin datanızı topluyor aynen ben de aynısını başkasının düşünmüştü. datasını silebilmeniz için sizin datanızı topluyorlar Okey yani soğuştuktan iyidir en azından. Aynen aynısını evet. düşünmüştüm. Ben de, küçük bir de bir yorum yapayım ha söyle. <laughs> yap yap sen yap. Bir de şeyi çok zor ya. Teker tek, teker tek, çıkmak. Sen de evet, onu mu söyleyecektin. Yani onu diyecektim. Evet. Yani muhtemelen bir 4 saat 5 saat harcayacağız <laughs> ki göbrümüzün geri kalanında rahat edelim. Çünkü seçiyorsun, tıklıyorsun, onayla veya ret, ret reddedildi sonra tekrar en başa. Tekrar, tekrar listeye gidemiyorsun. Aynen. İçinden Aynen. seçiyorsun. O o daha güzel olur Biraz olabilir. Biraz zor abi. ama olsun. Buna da şükür deyip. <laughs> Buna da şükür. Bir sonraki e, haberime geçiyorum. Bu gerçekten çok iyi bir haber. Twitter, Hı -hı. E, podcast, sosyal medyası diyebileceğimiz Breaker'ı satın aldı. Breaker'da Hı -hı. podcast bölümleri ve podcast'ler paylaşılır, <laughs> hakkında yorum yapılır. E, podcast sayfalarının altına yorumlar yapılır, birbirle paylaşılır. Yani tam olarak Podcast çerçevesine dönen bir sosyal mecraydı hı hı. ki biliyoruz ki Twitter, Twitter Space diye bir ses odaklı bir e, hizmet ve platform yaratmak istiyor tamamen bunu besleyeceği bir satın alımı olacak e, 15 Ocak'ta Breaker tüm uygulamasını kapatıyor, tüm hizmetini sona erdiriyor ve Twitter'a geçiyor bütün çalışanları. E, Gerek Twitter Space için, gerek Twitter'ın farklı departmanları için. Hı hı. E, tabi ama şey yok. O yani. ayrı bir şirket olarak devam etmeyecek yani. Yok, hayır. Direkt aldı, ya içeriye aldı Twitter. Hı hı. Twitter Space'ine ne zaman çıkacağız? şimdilik belli değil ama bu satın alımlarla birlikte bence e, hızlanacaktır diye düşünüyorum. E, bir yurt dışından satın alım haberi de bende var. E, Hopin StreamYard'ı 250 milyon dolara satın aldı. Hopin zaten bir online etkinlik platformu. StreamYard'da e, e, canlı yayınını eş zamanlı olarak birkaç farklı e, platformda yayınlamanızı sağlayan bir girişim. Ama işte, işte ee, en güzel özelliği tek bir platformdan e, bütün o ekranınızı yönetmenizi sağlıyor. Hı hı. O yüzden hı. Zoom'dan ayrıldığı ve e, çok fazla tercih edilmesinin sebeplerinden abi, biri de yaşa. bu. Hı hı. E, Zaten güzel yatırımlar almıştı ve e, kullanım oranı, gider gelir oranı da oldukça iyiymiş. Hı hı. E, Hopin de bunu tercih etmiş. Hopin mesela şöyle bir açıklama yapmış. Yıllık 20 ile 65 milyon dolar arası gelir elde etmeyi planlıyorken bu satın alımla birlikte yıllık 100, do, 100 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Yani hı. aslında 10 yılda zaten en fazla 10 yılda Ödediği parayı satın şey çıkarıyor kendi kendine. Şimdi sona haberi geliyorum. Okay. Ee, benim süper ilgi duyduğum bir haber ve hani hepimizin şeyi vardır ya. Ulan bu fikir benim aklıma gelmişti. O da benim için çok özel bir haber çünkü bu fikir benim aklıma gelmişti. O yüzden e, güzel güzel anlatacağım bunu. E, streaming dünyasında farklı bir hizmet verecek Stroom diye bir e, Amerikalı girişim. Kurucuları çok bomba. Hem Discovery Channel'dan hem de Disney'den, hem Disney Plus hem de Walt Disney'den lider pozisyondaki dört kişi ayrılıp bunu kuruyorlar. Hı hı. Ve diyorlar ki biz streaming dünyasında bütün bu hem Netflix'e, Disney Plus'a, HBO Max'e hem dost hem rakip olmaya geliyoruz. Nasıl oluyor peki bu düzen? Diyorlar ki abi zaten yeterince para veriyorsunuz. Netflix'i var, Prime videosu var, HBO Max'i var. ...hangi birini izleyeceksiniz? Yani... Bu, ...buna para dayanmaz diyor. Siz sadece Strum'a gelin. Yani benim derdim. Aynen öyle. Herkesin derdi. Siz diyor Strum'a gelin. Bütün bu... ...Netflix'ten de bulabileceğiniz içerikleri... ...Prime Video'dan da... ...yani bütün o streaming... ...platformların içerikleri içeride olacak. Sen tek bir para vereceksin. Ama bu coin alacaksın aslında. Atıyorum 5 dolara... ...5 coin alacaksın. Ve... Ee, şu an o, tabii o düzenlemeleri nasıl bilmiyorum. Ben örnek vermek için konuşuyorum. Hı -hı. Bir tane dizi de, Netflix dizisi, HBO Max dizisi hiç fark etmez. Bir coin. Ve sen aslında bütün bu mecralardaki streaming mecralardaki ürünleri e, ayrı ayrı para vermeden tek bir para, yere para vererek izlemeye başlayacaksın. Bunun e, bence harika bir iş olmakla, model olmakla birlikte şöyle de bir güzelliği var. Diyor ki eğer bizdeki kullanıcı sadece Netflix'ten, sadece HBO Max'ten, sadece Disney Plus'tan içerik tüketirse coin'leri. Biz ona sen git en iyisi oraya sadece abone ol diye de yönlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla Strum bu e, streaming platformlar için aslında bir plat şey de olacak. Bir e, trambolin de olacak yani aslında Hı. geçiş için. Ben sadece coin mantığını çok sevmiyorum. Ya işte bakiye ya. Ama evet yani karıs şey şey için güzel aslında. Hiç henüz hiçbir üyeliğim yoksa bunlarla başlayıp atıyorum sadece Netflix dizilerine odaklandıysan sana Netflix diyorsa Aynen. oraya zıplaman için aslında başlangıç açısından güzel ama ben de şimdi üç tane platformun üyeliği var. Ben şimdi bunların üçünü de iptal edip bunlara geçip oradaki algoritmamı da yok etmek falan ister miyim emin olamadım. Ya yani tabii işte bu da senin seçeneğin. Tabii ben Erdem yine ödemeye devam, işe. çalışmaya devam. Ee, bu haftalık bu kadar. Aslında oldukça yoğun, güzel bir gündem. Ee, hızlıca paketlediğimize inanıyorum. Hı -hı. Ee, dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Başta yaptığımız duyurularımızı tekrar tekrar yapalım. Bizi Instagram'da... Instagram'dan bizi takip etmeyi asla unutmayın. Bir de patron linkimize tıklayıp oradaki paketlerimizi inceleyebilir ve size uygun olana abone olabilirsiniz. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Aa, Patronları okuyacağım. Oo. Geçen hafta unuttuk. Özür dileyerek. Sadece ikinci ve üçüncü kademe patronlarımızı okuyoruz. Ben listeden okuyorum. Yahya ikinci, Ercan Pilcioğlu, 45.com.tr, Eytan Nehmiyaz, Nur Sevencan, Koray Bahar, Aren Ünal, Mustafa Namoğlu, Özge Öz, Yusuf Yıldız, Teşekkür ederiz bizlere çok sağ olun. destek olduğunuz için. Bu, bu arada... arada. Söyle abi. Aynı şeyi söyleyeceğiz değil mi? Söyle. Muaz yani bu kendi adıyla değil de şirketin adıyla kayıt olanlara biz hayran kaldık. Yani zekaları gerçekten beğendik. Bir yandan da ulan çok ucuza bir reklam yapıyoruz dedik ama bunu akıl ettiniz okey. Bu sizin Aynen. hakkınız yapacak bir şey yok. Tebrik ederiz yani. Tebrik ederiz. Ve bir sonraki hafta görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bakın.